Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda rezistans temizliği yapacağım. Çamaşır makinesi rezistansları şunlar. Şu bulaşık makinesinin rezistansı Vestel grubuna ait. Bu da eski tip, sanayi tipi bulaşık makinesi olması lazım. Öyle hatırlıyorum. Rezistans temizliği yapmak için rezistansı sökmek lazım. Sökmeden bu iş olmuyor. Yani bizim tavsiye ettiğimiz bazı yöntemler var. Nispeten doğru kullanılırsa çözüme yol açıyor. Onunla ilgili videolarımız var. Açıklamaları ekleyeceğim. Rezistansları söküp güzel bir temizlik yapmak istedim. Bununla ilgili de enteresan bir video çekeyim dedim. Hemen başlayalım. Bu arada evinizde sakın ha denemeyin. Yaşı ufak arkadaşlar, bu işten anlamayan arkadaşlar ellerini vurmasınlar, dokunmasınlar. Böyle evlerinde rezistans varsa da aileleri vermesin vesaire vesaire. Şimdi bu suyumuz. 2,5 litrelik su şişesi kestim. Yani rezistansı tam olarak içine daldırdığımda elektrik bağlantısını yapacağım yerlere kadar su gelmeyecek. Bu önemli, yoksa çarpılırız. Kaza olabilir. Bu şekilde içine rezistansı daldırıyorum. Şairin de dediği gibi yeşil ördek gibi daldın göllere. Limon. Limonu çok seviyorum. Özellikle çay ocaklarında, kazan temizliğinde limon işe çok yarıyor. İçine kesip atabilirsiniz. Şöyle limonun suyunu sıkalım. Yani tek başına limon da yeterli. Ancak biz birkaç bir şey daha atacağız. Ben limonu da atalım. Tuz, limon tuzu dökebiliriz. Yani sadece tuzla da olur bu iş. Ancak bazıları diyor ki rezistansım patladı. Bunu yaptım. İşte makinem arızalandı. Onu da anlatalım. Bu limonun suçu değil. Tuzun da suçu değil. Biraz bol dökmek lazım. Limondan tasarruf, tuzdan tasarruf olmaz. Şimdi her şey tamam. Hazırsanız başlıyorum. Rezistans temizliği için sirke, limon tuzu ve limon kullandık. Rezistansımızı da koyuyoruz. Sıcak suyun içerisine rezistansımızı da koyuyoruz. Sonrasında kalgon deneyeceğiz. Sonrasında porçöz deneyeceğiz. Bakacağız sonuçlar nasıl olacak. Şimdi ara ara kontrol etmek lazım. Çok fazla ısınırsa soruna yol açabilir. Tekrar bir çalıştıralım. Su biraz fazla oldu sanki. Boşaltayım birazını. Yaklaşık 2 saat beklettik. Temizliği bu kadar. Şöyle yakından gösterelim. Üzerindeki kireç kalıntılarını şöyle elle temizlediğimde kalan bu. Temizledi bayağı. Bayağı temizledi. Ancak işte bahsettiğimiz şey rezistans hırpalanmış. İşte yıllarca, aylarca kireç altında kalmış. Bundan dolayı böyle bir temizlik yaptığınızda, kireç temizliği, rezistans yanıyor. Bakın gördünüz mü? Kararıyor. Çünkü kireç arızalanmasına yol açarken etrafı kireçle kaplandıktan sonra da o kireci kaldırdığınızda tekrar arıza yapmasına yol açıyor. Şimdi bir de kalgon deneyeceğiz bakalım. Var elimizde rezistans. Başka rezistansla deneyeceğiz. Şimdi limon tuzuyla yaptığımız kireç çözme işleminin sonuçlarını paylaşayım sizde. Durum bu. Hiç el vurulmadı. Yani sadece şöyle temizlendi, bu kadar. Bunu mesela bir telle vesaire zımparayla zımparalandığında tertemiz hale gelir. Rezistans çok iyi durumda değildi. Zaten bu işlem yapılırken yandı. Çöp oldu. Biz de bunu anlatıyoruz. Bazıları diyor ki limon tuzu attım, makinem çalışmadı, arızalandı. Zaten onun eli kulağında. Kalgona geçeceğiz, kalgona. Şimdi ne diyor bu? Bir ölçek atın diyor. Biz yarım çay bardağı kadar atacağız. Yani fazla atacağız. Ayrıca diyor ki hem soğukta hem sıcak suda işe yarar diyor. Sıcak suda yapacağız. Su sıcak bu arada. Gerçekten fazla bir ölçü. Ama yapalım. Kalgondan tasarruf olmaz. Bir saat kadar bu şekilde durduracağız. Şişe taktık bu arada tekrardan. ...70 derecelere çıksın. Kimseye haksızlık olmasın. Fazla ısıyı arttıramam, 70'in yukarısına çıkaramam. Çünkü kaynama seviyesine geçince buralara su damlayıp
elektrik kazasına yol açabilir. Bunu kesinlikle evde denemeyin. Bu da uyarımız olsun. Yeterli. Ara ara sıcaklık düştükçe sıcaklığı arttıracağız. Bir saat sonunda bakacağız ne olmuş. Bundan sonraki restans temizliğimizde bu meşhur pas ve kireç çözücüyü kullanacağız. Restansımız da burada. Pis bir restans. Bunun aynı zaten. Ne oldu? Limon tuzu ve sirke, pas ve kireç çözücü ve kalgon testi yapmış olacağız. Bitecek. Sonuçlarını da kıyaslayacağız. Sonraki aşamada dediğim gibi bu var. Bundan ne kadar katacağız? Yani 2 su bardağı katmayı düşünüyorum. Çünkü bunun ölçüsü de genelde 4'te 1 falan kullanıyoruz biz. Bu 5 litre. 2 çay bardağı yeterli. Bunu ben mesela çok sevmiyorum. Ancak restans kireç temizliği konusunda etkili. Fakat makine içerisine atılmaz. Atılmasıyla ilgili videolar var. Ne gibi zararlara yol açtığı ile ilgili detaylı bir video çekeceğim. Bu makinenin anasını ağlatır. İçine atılmaz. Restans söküldükten sonra dışarıda temizlik için kullanılabilir. Onda da şu kısımlara dokunmamak lazım. Dışarıda temizlik için çok etkili olduğunu düşünüyorum. Umarım yanılmam. Bakacağız sonuçlarına. Suyumuza bakalım. 73 derece. Şu an ısıtmaya gerek yok. Devam etsin bakalım. 1,5 saat kadar bekledik. Şimdi birazdan çıkaracağız. Son bir kez takalım bakalım. Isıtalım. Şöyle sıcaklığını da göstereyim size. Yani 70 derecenin altına düşürmedik. Bakalım ne sonuç verecek. Günlerce bekleyecek halimiz yok. Restans patlamasın diye şöyle bir suyun içerisine çıkarınca daldıracağım. Hırık bir su. Yoksa restans patlar. Kızgınlığını alsın. Şimdi bunu da sileceğiz. Değil mi? Haksızlık olmasın. Restansın üzerindeki kireçleri biraz yumuşatmış. Ancak yani mükemmel değil. Şimdi fark belli ortada. Sürekli kullanılınca sürekli her yıkamada evet korur. Şimdi bunların hepsini bunun içerisine porçöz dökerek koyacağım. Bakalım onun sonuçları nasıl olacak? Ne kadar sürede ne sonuç verecek? Şimdi son testimize geçiyoruz. Pas dökücüyle deneyeceğiz. Sonrasında hepsini karıştırıp yapalım mı? Şimdi başlayalım bu testi de bitsin bu iş. Sonrasında hepsini karıştıracağız. Bir de öyle deneyeceğiz. Şunu da atalım içine. Evet, bunu diğer için pis bırakırız. İçine pas ve kireç çözücümüzü de dökelim. Sanki duruma göre o kadar beklememize gerek kalmayacak. 1 saat, 1,5 saat. Zaten temizlemiş yani gördüğünüz gibi videodan da. Bayağı tertemiz yapmış. Neredeyse. Yani 10-15 dakikaya bütün pisliğinden arınmış olarak çıkarsa şaşırmam. Ben bile bu kadar beklemiyordum. Demir kısımları pas kir içerisinde olacak. Çünkü porçöz zarar veriyor. Yani pas tutan metallere ciddi zarar veriyor. Bakın şu hali. Yani neredeyse sonuç inanılmaz ya. Vallahi enteresan. Yarım saat sonra gelip bakalım. Hazır mısınız? Evet. Tabii ki de porçöz acımaz. Çünkü porçöz acımasızdır. Bu da bizim videonun başlarında gösterdiğimiz
Limon tuzu ve sirke ile temizlediğimiz restans. Şimdi hepsini kıyaslayacağız. Yani bu kalanlar da yumuşatmış bayağı. Kıyıda köşede kalanlar da bayağı yumuşak hale getirmiş. Onlar kadar bekleseydik muhtemelen hiçbir şey bırakmayacaktı. Yani ne kireç ne başka bir şey. Şimdi yani markalar kızmasın bana. Yani test yaptık. Arkadaş sonuçta burada. Otursunlar onlar da yapsınlar. Şimdi şu limon tuzu ve sirke. Tabi pas sökücünün içerisine attık. Daha da bir temizledi. Ayrı mesele. Bu restansımız. Bu ısınıyordu. Bu bozuk. Zaten bunda elektrik yoktu. Dolayısıyla bunda daha fazla bir temizlik oldu. Zaten sıcak. Şimdi hepsini karıştırıp bir de öyle deneyeceğiz. Umarım patlamayız. Bunu atmaya gerek yok. Arızalı zaten. Elektriği buna veririz. Poğaçamızı döktük. Biraz limon tuzu dökelim. Restansın bir tanesi zaten kötü durumda. Oradan da ne kadar temizlediğini anlarız. Sirkemizi de döktük. Kavun döktük. Porçöz döktük. Kavun dökmedik. Limon tuzumuzu döktük. Kavunu şöyle dökeceğiz. Eskisinden kalan dökeceğim. Pahalı bir üründen dökmek istemiyorum. Evde sakın ha denemeyin. Zehirlenirsiniz, çarpılırsınız. Bir sürü riski var. Isınsın bakalım. Ya burada en etkili şey zaten porçöz. Limon tuzu ve sirke de etkili biraz. Ancak porçöz, limon tuzu ve sirke acımıyor arkadaşlar. O yüzden hani bunun sonucunun çok böyle enteresan bir şey olacağını düşünmüyorum. Belki hepsi bir ara gelip karıştığı için taşma olabilir, riskli durumlar olabilir. Ondan korkuyorum. Bakalım onu da göreceğiz. Restansı da yakmak istemiyorum buraya kadar gelmişken. Temizlendi çünkü. Şimdi videoyu sonlandırıyoruz arkadaşlar. Ya bu saçma bir şey ve tehlikeli. Bakalım yine de. Sizi kırmamak için yaptık diyelim. Porçöz. Bu limon tuzu sirke. Bu hiçbir şey. Sonuç arkadaşlar. Porçöz gibi kireç ve pas söken kimyasalların restans temizliğinde etkisi çok büyük. Videoda belki 10 defa söyledim. Yine tekrarlıyorum. Diğer parçalara yani pas tutan yerlere bakın. Görüyor musunuz? Burayı ne hale getirmiş. Porçöz denk gelirse şu kısımlara deli gibi pas yapar. Böyle elinizde de lekesizliği kalır. Yani şu kısımlara pas tutmayan yerlere temizlikte çok etkili. Kireç mireç bırakmıyor kesinlikle. Bu yarışmanın ya da VS'nin versus'un galibi Porçöz. Güvenlik açısından ise hani hem kireci engellesin hem bana zarar vermesin. Sirke tabi beyaz sirke olacak. Ya da limon tuzu çok daha güvenli malzemeler. Ben genelde limon tuzunu öneriyorum. Kireci mahvediyor. Yalnız bolatmak lazım. İki kimyasal karıştırmayı önermiyorum. Test bu kadar. Umarım güzel, faydalı bir video olmuştur. Videomu beğenerek paylaşmayı unutmayın. Başka bir videomuzda görüşmek üzere. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel günler dilerim. Hoşça kalın.